Ders anlatım F 23'te mıknatıslar, mıknatısların özellikleri, maddenin manyetik etkisi gibi konular işlenecektir. Beraber derse başlayabiliriz. Mıknatıslar, madde farklı özellikleri nedeniyle farklı kuvvetlerin kaynağıdır. Biliyorsunuz ki doğada 4 tane kuvvet var. Bunlar güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, kütle çekim. Bir de arkadaşlar elektromanyetik kuvvetlerdir. Kütlesi olan maddeler birbirlerine kütlesel çekim kuvveti uygular. Yani Güneş ile Dünya arasında oluşan kuvvet bu kütlesel çekim kuvvetidir. Elektrik yüklü maddeler de birbirlerini iterler ya da çekerler. Bunlara da elektriksel kuvvet diyoruz. Yani Kulomb kuvveti elektriksel kuvvettir. Bu kuvvetlerden farklı olarak da manyetik kuvvetler de vardır. Manyetik alanın manyetik maddeye etkisini biz manyetik kuvvet diyoruz. Manyetik alanın kaynağı mıknatıslar ya da elektromıknatıslardır. Arkadaşlar mıknatıs kısaca demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken maddelere diyoruz. Bunlar iki türlü olabilir. Biri yapay olarak oluşturulabilir, bir de doğal olarak oluşturulabilir mıknatıslar. Doğal mıknatısa manyetit adı veriliyor. Demir elementinin oksijenle oluşturduğu demir 3 oksit birleşiğine biz doğal mıknatıs diyoruz. Bir de arkadaşlar bir demir çevresine bir bobin sardığımız zaman yani bir bobin oluşturduğumuz zaman orada o zaman da yapay bir mıknatıs elde ederiz. Yani elektromıknatıs elde ederiz. Evet. Şimdi yapay mıknatısların manyetik özellikleri geçici olur. Mesela saf demir mıknatısı özelliği kazandığında arkadaşlar bu belirli bir süre sonra bu özelliğini kaybeder. Çelik bu özelliği biraz daha uzun süre taşıyor ama çelik içerisine arkadaşlar bir kısım elementler katılıyor. Yani kobalt, nikel, alüminyum gibi. Bunlar belirli bir sıcaklık değerinde aniden soğutularak mıknatıslık özelliği kaybetmeyen bizim kullanmış olduğumuz mıknatıslar elde ediliyor. Bunlar hiçbir zaman mıknatıslık özelliğini kaybetmiyorlar. Elektromıknatıslar üzerlerinden elektrik akımı geçtiği sürece manyetik alan oluştururlar. Elektrik akımı kesildiğinde manyetik alan yok olur. Mıknatıslar biçimlerine göre çubuk mıknatıs, U mıknatısı olarak da adlandırılabilir. Mıknatıslık etkisinin en çok gözlendiği, şiddetinin en çok olduğu uçlara biz kutup diyoruz. Bir mıknatısta iki tane kutup olur. Bunlar N ve S. Bir çubuk mıknatıs bir iple arkadaşlar ortadan asıldığında, bu serbest bırakıldığında yerin manyetik alanını doğru yönünde yönelmiş olur bunlar. Kuzeyi gösteren uca kuzey kutbu, güneyi gösteren uca da güney kutbu denir. Biz kuzeyi gösteren kutbu N ile gösteriyoruz. Güneyi gösteren kutbu ise S ile göstermiş oluyoruz. Mıknatısların özellikleri bir. Hiçbir zaman tek kutuplu bir mıknatıs elde edilemez. Yani bir mıknatısta iki tane kutup olur her zaman. Mesela siz gelseniz burada bir mıknatıs arkadaşlar kesseniz ortasından. Yine bu kestiğiniz kısmın bir tarafı N, bir tarafı S özellik gösterecek. Aynı şekilde diğer taraf için de geçerli N ve S özellik göstermiş olacak. Ne kadar parçalarsak arkadaşlar parçalayalım bu hiçbir zaman değişmeyecektir. Yani yine bir taraf N, bir taraf S özellik gösterecek. Ama burada mıknatıs parçalandığında mıknatısın kutup şiddetleri arkadaşlar azalmış olur. Bir diğer özellik mıknatısların arkadaşlar aynı cins kutupları birbirini iter. Bakın burada görüyorsunuz N kutupları birbirini itecek. Zıt kutupları ise birbirini çeker. Burada arkadaşlar demire bir mıknatıs yaklaştırıldığında mıknatısın kutbu önemsiz olarak mutlaka mıknatıs demiri kendine doğru çeker. Yani kutupları ister N olsun isterse S olsun arkadaşlar demiri kendine doğru çekmiş olur. Bir diğer özellik de iki manyetik kutbun arasında oluşan manyetik kuvvet kutup şiddetlerinin çarpımı ile doğru kutupların arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Yani mıknatısları görüyorsunuz burada iki tane aynı kutup var. Bu durumda bu mıknatıslar birbirini itecekler. Bunlara kutup şiddetlerinin değerlerine birine P1 arkadaşlar birine P2 derseniz bu Kulomb kuvvetine birebir benzer. Burada oluşan kuvvetin değeri orantılıdır arkadaşlar. Kutup şiddetlerinin çarpımı yani P1 çarpı P2 bölü uzaklığın karesiyle ters orantılı olacak. D kare ile orantılı olur. Yine kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşit ama yön olarak bunlar birbirlerine ters olurlar. Eğer kutuplar arkadaşlar zıt olursa bunlar yine birbirlerini aynı büyüklükteki kuvvetle çekerler. Yine bu kuvvetlerin yönü birbirine ters olmuş olur. Beşinci özelliğimiz de mıknatıslar demir, kobalt, nikel gibi maddelere dokundurulduklarında dokundurulan maddeler mıknatıslık özelliği kazanır diyor. Burada normal şartlarda
bir tarafa N, bir tarafa S dediğimizde bu manyetik alan çizgileri arkadaşlar N'den başlayıp S'te son bulur. Bu şekilde manyetik alan çizgileri olur ve bu alan çizgileri hiçbir zaman birbirini kesmez. Bunlar bu katısı manyetik alan çizgileri. Eğer biz bir mıknatısın önüne bir demir getiri koyarsak bu tür maddelere ferromanyetik madde deniyor. Bu demir arkadaşlar manyetik alan çizgilerini kendi içerisinden geçmeye zorluyor. Yani bakın buraya geldiğiniz zaman bu manyetik alan çizgileri burada girer. Bakın bu demir boyunca arkadaşlar şöyle gelir yoluna devam eder. Ya da şuradan çıkıp arkadaşlar yoluna devam etmiş olur. Burada bakın bu manyetik alan çizgilerinin demirde çıktığı yerler arkadaşlar mıknatısın manyetik alan çizgilerinin çıktığı yerler gibi olur. Yani şu iki nolu kısım arkadaşlar mıknatısın en özelliğini gösterir. Burada manyetik alan çizgilerinin girdiği kısım yani bir nolu kısım ise mıknatısın S özelliğini göstermiş olur. Aynen bunun gibi yine bakın burada bir mıknatısa demir çubuk yaklaştırılmış. Bu manyetik alan çizgiler arkadaşlar şöyle iki nolu bölgeden demir içerisine gelecek. Daha sonrasında arkadaşlar buradan yoluna devam etmiş olacak bu manyetik alan çizgileri. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar bakın. Şekilde görüldüğü gibi. Burada 1 ve 3 nolu yerler. Bu manyetik alan çizgilerinin arkadaşlar çıktığı yerler oluyor. Yani buralar en özellik göstermiş oluyor. Burada manyetik alan çizgilerinin demire geldiği yerler ise S özellik göstermiş oluyor. 7. özellikle burada arkadaşlar demir, nikel, çelik gibi maddeler, kobalt gibi maddelere biz bir mıknatısın aynı kutbunu sürekli olarak sürdüğümüz zaman bu arkadaşlar demir çubuk mıknatıslık özelliği kazanır. Sürttüğümüz yani sürmeye başladığımız arkadaşlar kısım mıknatısın en özelliğini kazanır. Diğer kısım ise mıknatısın S özelliğini kazanmış olur. Yine burada bir tane notumuz var. Diyor ki demir gibi maddeler çekişle dövülerek de mıknatıslık kazanabilir. Arkadaşlar bunun tersi de olabilir. Yani elinizde bir tornavida varsa tornavidanın ucu mıknatıs özelliğine sahip ise biz bunu arkadaşlar bir miktar ısıttığımızda ya da çekişle vurduğumuzda bu özellik kaybolur. Yani bunun tersi de olabiliyor. Bu tür maddeler mıknatıslık özelliğini kaybedebiliyor. Manyetik alan çizgileri çubuk mıknatıs alalım. Bu çubuk mıknatısın üzerine cam koyduğumuzda camın üzerine de demir tozu serptiğimiz zaman demir tozlarının mıknatısın alan çizgileri üzerinde yoğunlaştığı görülür. Yani demir tozları mıknatısın alan çizgilerini göstermiş olur bize. Şekil 1'de arkadaşlar bunun şeklini görüyoruz. Burada kutup bölgelerinde toplanan demir tozlarının miktarı daha fazladır. Manyetik alan çizgilerinin az olduğu yerlerde, seyrek olduğu yerlerde toplanan demir tozlarının değerleri ise daha az olmuş olacak. Burada mıknatısın N ve S kutupları bakın yan yana geldiğinde bu alan çizgilerinin şeklini görüyoruz. Ya da yine mıknatısın aynı kutupları N kutbu yan yana geldiğinde bunların arkadaşlar manyetik alan çizgilerinin aldığı şekli yine gözlemlemiş oluyoruz burada. Bu manyetik alan çizgilerinin şekilleriyle ilgili ÖSYM zannediyorum yakın tarihte arkadaşlar iki tane soru sordu. Bir bölgede manyetik alanın var olup olmadığı bir pusula ile anlaşılabilir. Burada gördüğünüz gibi bir mıknatısın N ve S kutbu var. Bu N ve S kutbunda arkadaşlar manyetik alan çizgileri oluşuyor. Eğer pusula buna yaklaştırıldığı zaman bu pusulanın arkadaşlar iğnesi de bir mıknatıs olduğundan dolayı bu manyetik alanın çizgisinin şekline gelir. Dolayısıyla mıknatısın N kutbunu arkadaşlar bizim pusulamızın S'i çekmiş olur. S'i de arkadaşlar pusulanın enini çekmiş olur. Dolayısıyla pusula mutlaka manyetik alan çizgisi yönünde arkadaşlar yön değiştirmiş olacaktır. Manyetik alana geldiğimizde ise mıknatısların manyetik etki oluşturduğu alana manyetik alan denmiş olur. Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. Bunu B ile gösteriyoruz. Birim arkadaşlar Tesla'dır ya da Weber bölü metrekaredir. Bir bölgede manyetik alanın varlığı bir pusula ile anlaşılabilir. Pusula bir çubuk mıknatısıdır arkadaşlar. Normal bir mıknatısı düşündüğümüz zaman bu mıknatısın N ve S kutbu olduğunda N'den S'e doğru manyetik alan çizgileri olur. Biz buraya bir pusula yaklaştırdığımız zaman bu manyetik alan çizgilerine paralel olarak pusula arkadaşlar iğnesi şekil alır. Yani bir pusulayı getirdiğinizde bakın bu konumu pusulayı koyarsanız N kutbu S'i çekeceği için şurası arkadaşlar S,
diğer kısım ise en olacaktır. Aynı şekilde bu pusula iğnesini bakın böyle bir konuma getirirseniz yine arkadaşlar esneyen birbirini çekeceği için bakın burada yine şu kısım en, şu arka kısım ise arkadaşlar es olacaktır. Yani her zaman manyetik alan çizgilerine paralel olacak pusulanın değeri. Şimdi burada manyetik alanda diyor ki mıknatısların manyetik etki oluşturduğu alana manyetik alan denir. Manyetik alan denir. Manyetik alan vektörel büyüklük B ile gösterilir. Arkadaşlar B'nin değeri, büyüklüğünün değeri Tesla'dır. Ya da buna Weber bölü metrekare diyebilirsiniz. Weber bölü metrekare. Yerin manyetik alanı. Yeryüzünün merkezinde çok yüksek basınçta ve sıcaklıkta çekirdek bulunur. Bu çekirdek içerisinde eriyik halde metaller vardır. Dünyanın çekirdeğinin dönmesinden dolayı dünyanın çevresinde bir manyetik alan çizgileri olur. Yani mıknatısın manyetik alan çizgileri gibi manyetik alan çizgileri olur. Burada kuzey kutbu ve güney kutbuna yakın bölgelerde arkadaşlar manyetik kutuplar olur. Ama bu manyetik kutuplar binlerce yıl içerisinde yer değiştirir. Yapılan çalışmalarda 100 bin yıllık bir süre içerisinde bu N ve S manyetik kutupların birbirinin yerine geçtiği gözlenmiş. Yapılan çalışmalarda kayaçlar içerisinde bu yerin manyetik alan çizgileriyle ilgili bilgilerin olduğu bulunmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu manyetik alan kutupları zaman içerisinde yer değiştirmiş oluyor. Daha sonrasında bu oluşan manyetik alan çizgileri güneşten gelen yüklü parçacıkları dünyadan uzaklaştırır. Yani manyetik alan çizgileri dünyayı korumuş olur. Burada sanki dünyanın merkezinde bir çubuk mıknatıs varmış gibi arkadaşlar bir durum gözlemlenir. Burada bakın manyetik kuzey ile coğrafi güney arkadaşlar çakışık oluyor. Aynı şekilde coğrafi kuzey ile manyetik güney çakışık oluyor. Yani bu manyetik alan çizgileri en kutbundan yani coğrafi güney kutbundan çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonrasında mıknatısın es kutbuna gelmiş oluyor görüldüğü gibi. Bizim elimizde bir pusula varsa arkadaşlar bu pusulada iki tane açıdan biz bahsederiz. Bunlar şöyle bir ekvator bölgesi çizersek buraya. Bunlar arkadaşlar eğilme açısı denen bir açı var. Bir de sapma açısı denen açı var. Eğilme açısına geldiğimizde tam ekvator bölgesindeyken biz bir pusula alırsak bu pusula arkadaşlar tam yere paralel olur. Ama siz hangi kutba daha doğrusu hangi yarım küreye geçerseniz bu durumda arkadaşlar bir eğilme açısı oluşur. Burada bakın eğer kuzey kutbundaysanız bu yerin manyetik alan çizgileri bakın burada bir eğilmeye maruz kalıyor. Yani eğiliyor. Dolayısıyla sizin mıknatısınız da arkadaşlar mıknatısınızın en kutbu buradaki es kutbunu çekeceğinden dolayı bir miktar arkadaşlar eğilmiş olacaktır. Yani mıknatısınız hangi yarım küredeyse arkadaşlar o tarafa doğru bir miktar eğilmiş olacak. Bir de burada sapma açısı denen bir açı var. Tam ekvator bölgesindeyken sizin pusulanız tam kuzeyi ve tam güneyi gösterir. Ama farklı bir bölgedeyseniz arkadaşlar burada sizin mıknatısınız tam kuzey ve güneyi göstermez. Çünkü yerin manyetik alanına göre konum alacaktır. Mesela diyelim ki şuraya geldiniz en kutbu dediniz, buraya es kutbu dediniz. Şimdi bakın normalde diyelim ki kuzey kutbu bu yönse sizin arkadaşlar bakın bu bölgede mıknatısınız kuzeyi göstermez. Yani farklı bir istikameti gösteriyor. Burada arkadaşlar bir sapma açısı olur. Bundan dolayı haritalar çizildiğinde her harita üzerinde sapma açısı değerleri olur. Yani siz pusulanızı alırsınız elinde, pusulanız kuzey ve güneyi gösterir. Siz haritadan konumunuza bakarsınız. Ona göre arkadaşlar sapma açısından kendinizi düzeltirsiniz. Tam kuzeye ya da tam güneye gitmiş olursunuz. Yine ayrıca gezegenlerin arkadaşlar çevresinde bu manyetik alan çizgilerinin gezegenin dönüş hızıyla da ilgili olduğu arkadaşlar gözlemlenmiş. Yani daha hızlı dönen gezegenlerin manyetik alan şiddetlerinin daha fazla olduğu biliniyor arkadaşlar. Az önce de bahsetmiştik arkadaşlar eğilme açısını. Mesela kuzey yarım küredeyseniz arkadaşlar mıknatısın en kutbu bir miktar aşağıya doğru eğilir. Yatayla burada arkadaşlar mıknatısın arasında açıya eğilme açısı adı verilir. Bir de bizim arkadaşlar pusulamız yerin manyetik alan çizgilerine göre şekil aldığı için burada arkadaşlar bu yöne kuzey demiş olsanız bakın
mıknatısın kuzeyi de arkadaşlar şekildeki gibi ise bu gerçek kuzey ile manyetik arkadaşlar pusulanın gösterdiği kuzey arasında bir fark oluşuyor gördüğünüz gibi. Buna sapma açısı deniyor idi. Haritalar üzerinde arkadaşlar bu sapma açıları konuma göre belirlenmiş oluyor. Biz de buradan yönümüzü bulmuş oluyoruz. Yine bu dünyanın manyetik alanının arkadaşlar birçok faydası var. Bunlardan bir tanesi diyelim ki göçmen kuşlar var, kazlar var. Ondan sonrasında arkadaşlar bir kısım kaplumbağalar var, güvercinler var. Bakın bu tür canlılar tamamen yönlerini dünyanın manyetik alan çizgilerine göre bulmuş oluyorlar. Ve ayrıca güneşte olan patlamalardan dolayı güneşten bütün arkadaşlar evrene yüklü parçacıklar yayılıyor. Zararlı olan bu yüklü parçacıkların dünyaya arkadaşlar gelmesini yerin manyetik alan çizgileri engellemiş oluyor. Örnek 1. Özdeş kale çubuk mıknatısları bir U mıknatısı üzerinde şekildeki gibi dengede kalabiliyor. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı kutuplarının işareti aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye arkadaşlar burada bir soru sorulmuş. Bakın bu mıknatıslar şekildeki gibi dengede duruyorsa bunlar karşılıklı arkadaşlar birbirlerini çekebilirler. Bunlar arkadaşlar karşılıklı birbirlerini çektiklerinde zaten bu iki tane mıknatıs özdeş, ip gerilmelerin değerleri de burada TT aynı olur arkadaşlar. Ve bunlar çok rahatlıkla dengede kalabilir. O zaman bu kutuplar zıt işaretli olabilir. Yani örneğin buraya arkadaşlar N demiş olursanız burası S. Mesela buraya N demiş olursanız burası S olacak. Ya da tersini söyleyebilirsiniz. Yani 1 ve 2 arkadaşlar S'e N diyebilirsiniz. Bu tarafa geldiğiniz zaman da arkadaşlar bunları ters yine yazabilirsiniz. Bunlar NS olabilir ya da arkadaşlar SN şeklinde olabilir. Karşılıklı birbirlerini çektikleri zaman. Şimdi böyle uyacak olan şıklara bakalım. Mesela diyelim ki örneğin burada tersten başlayalım S şıkkından. Bakın 1'e S dediğiniz zaman ikincisinin N gelmesi lazım. Diğerine arkadaşlar N dediğinizde S gelmesi lazım. Karşılıklı birbirlerini çekecekler bunlar çünkü. Böyle bir durumda arkadaşlar sorunun cevabına E şıkkı demiş olursunuz. Örnek 2. Özdeş KLM çubuk mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda tutuluyor. L mıknatısı serbest bırakıldığında ok yönünde harekete geçerek K'ya yapışıyor. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı kutupların işareti aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Bakın burada M ve L birbirlerini itecekler karşılıklı. O zaman arkadaşlar bu 3'ün ve şurada boş olanların kutupları arkadaşlar aynı cins olmalı. Yani bunlar NN olabilir arkadaşlar itecek birbirini ya da SS olabilir. İki tane ihtimal var. Bakın bu ikisi birbirini çekiyorsa arkadaşlar eğer burası N olursa bakın burası S olur. O zaman burası N olur burası arkadaşlar S olur. Bunlar da birbirini çekecek sonuç itibariyle. Ya da arkadaşlar ikinci ihtimale gelirsiniz. 2 arkadaşlar N ise bakın burası S burası N olabilir. Bunlar arkadaşlar olabilecek olan şıklar. Yine 4'e baktığınızda bakın ilkte buraya N demiştik. O zaman burası S olacak. S olursa da burası arkadaşlar N olacak. Burada iki tane ihtimalimiz var. Bu ihtimalleri hangi şıkta buluruz beraber bakalım. Şimdi A şıkkına baktığımızda arkadaşlar eğer 1'de N varsa bakın şu yukarıdan düşünüyorum. Burası N ise 2 arkadaşlar bakın yukarıdan yine düşündüğüm N olmalı. Arkadaşlar 3'e geldiğim zaman burası yukarıdan düşündüğüm S olmalı. 4'e geldiğiniz zaman bakın burasının değeri N olmalı. Demek ki iki ihtimalin bir tanesini A şıkkında buluyoruz. Dolayısıyla buradan sorunun cevabına A şıkkı deriz. Örnek 3. Arkadaşlar bu sorunun aynısı ÖSYM'nin bir sınav sorusu. Yani bu tipte soru ÖSYM tarafından sınavlarda soruluyor. Soruyu beraber okuyalım. Özdeş X, Y, Z mıknatısları şekildeki konumlarda tutulmaktadır. Yatay sürtünmesiz düzlemde bulunan bu mıknatıslardan Y serbest bırakıldığında ok yönünde dönmeye başlıyor. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı kutupların işareti aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Yine arkadaşlar beraber inceleyelim. Bakın burada 1 ve 2 nolu kutuplar birbirlerini çektiğinde, 3 ile 4 nolu kutuplar da yine birbirlerini çektiğinde bu Y mıknatısı ok yönünde döner. Mesela biri arkadaşlar N demiş olursanız bakın 2 ok yönünde dönecek. Yani birbirlerini 1 ve 2 çekecek. O zaman burası S olmalı. Bakın burası S ise buraya arkadaşlar N gelir. O zaman 4 nolu yerde S olabilir. Birbirlerini çekecekler karşılıklı ki arkadaşlar o zaman bu Y mıknatısı ok yönünde dönebilsin. Bakın bir ihtimal bu. Bir diğer ihtimal de bu kutupları ters çevirirsiniz. Yani burası arkadaşlar S ise buraya ikinci ihtimalde N dersiniz. Arkadaşlar
Diğerine geldiğinizde o zaman burası S olur. Bakın burasının diğerinde N demiş olursunuz. Burada iki tane ihtimali sırasıyla yazdık. Hangi şıkta var bakalım. Şimdi NS şeklinde var mı arkadaşlar? NS, NN var. Böyle bir şık yok arkadaşlar. NS ondan sonrasında NS şeklinde yok. Yani diğerine bakacağız o zaman. S olacak, N olacak. S olacak, N olacak arkadaşlar. SN, SN şeklinde A şıkkı var. Dolayısıyla buradan bakın. Şu ihtimali burada görebiliyoruz. Bakın şunları. Buradan arkadaşlar SN, SN şeklinde sorunun cevabını bulmuş oluruz. Burada A şıkkı deriz sorunun cevabını. Örnek 4. Yatay sürtünmesi zemin üzerinde sabitlenmiş olan M mıknatısının yanına X ve Y cisimleri şekildeki bırakıldığında X M'ye yaklaşırken Y uzaklaşmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Burada M'ye arkadaşlar mıknatıs dediğimizde bunu X'i bıraktığımız zaman mıknatısa yaklaşıyorsa iki ihtimal olabilir. Birincisi arkadaşlar X cismi bir demir olabilir ya da nikel türünde bir madde olabilir. Bir diğeri arkadaşlar X mıknatısı olabilir. Mıknatısın işte şu kutupları zıtsa yani bu kısmı ense mesela burası S'se birbirlerini çekerler o yönde hareket edebilir. Dolayısıyla bakın X ile ilgili kesin bir şey söyleyemezsiniz. Ama M mıknatısı var. Bunun yanında Y cismini koyduğunuzda bu gidiyorsa o zaman bu kesin arkadaşlar mıknatısı olmak zorunda. Çünkü demir gibi bir madde olsa M'ye yaklaşır arkadaşlar, uzaklaşmaz. Demek ki mesela buraya S dediğimde buraya N demiş olursam bakın şu Y mıknatısı olmalı ve şu kısmı arkadaşlar N olmalı ki bu mıknatısı ok yönünde uzaklaşsın. Şimdi X mıknatısı diyor olabilir ama olmama ihtimali var. Demir, nikel falan olabilir. Y kesin mıknatısı arkadaşlar problem yok. Şimdi bakın burada kütlelerle ilgili herhangi bir şey söyleyemezsiniz. Dolayısıyla buradan sorunun cevabına B şıkkı demiş oluruz. Örnek 5. Sürtünmesiz yatay düzlemde iplerle duvara bağlı XY çubuk mıknatıslarının arasında demir bir çubuk bırakıldığında bu çubuk şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Buradaki soruda X demir çubuğu çekecek, Y de çekecek. Karşılıklı çekme kuvvetlerinin büyüklükleri eşit olursa burada demir çubuk dengede kalır. Bunlar karşılıklı birbirlerini çektiğinde zeminde arkadaşlar yerde sürtünme olmadığı için bakın bu F kuvvetini dengeleyecek. Burada bir teğip gerilmesi. Bakın burada karşılıklı F kuvvetini dengeleyecek. Burada bir teğip gerilmesi olacak. Yani bu yük gerilmelerin değerleri birbirine eşit olmalı. O zaman birinci şık burada doğru olur. Şimdi bakın burada mıknatısların arkadaşlar arı demir çubuğu olan uzaklıkları verilmemiş. Verilmediğinden dolayı burada mıknatısların kutup şiddetleriyle ilgili bir şey söyleyemezsiniz. Yani mesela X mıknatısının kutup şiddeti büyüktür ama şuradaki mesafesi büyüktür. Dolayısıyla arkadaşlar Y'de kutup şiddeti küçük olabilir. Ondan sonra mesafe değeri arkadaşlar küçüktür. Karşılıklı çekme kuvvetleri büyük olabilir. Bununla ilgili kesin bir şey söyleme ihtimali olmaz. O zaman ikinci şıkta X ve Y mıknatıslarının birinci ve iki bölgelerinde manyetik kutuplar farklı türdendir diyor. Bu olabilir çünkü demir çubuğu arkadaşlar mıknatıs her kutbu kendine doğru çeker. O zaman olabilir ama olmama ihtimali de var. Herhangi bir kutup olabilir bunlar. X ve Y mıknatıslarının kutup şiddetleri aynıdır diyor. Biraz önce de söyledik. Demir çubuğu olan mesafeleri bilinmediği için bunları kutup şiddetleriyle ilgili de bir şey söyleyemezsiniz. Buradan sorunun çözümüne A şıkkı demiş olursunuz. Örnek 6. Özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştirilmiştir. KLM noktalarına bağlı iplerde oluşan gerilme kuvvetleri TK, TL ve TM büyüklüğünde olduğuna göre bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır diye soruluyor. Bakın burada mıknatısların kutuplarını yazalım. Bakın bunları N diyelim. Burası S olacak. Burası N, burası S. Burası arkadaşlar N, burası S olacak. Burada şu N, burası S. Burası arkadaşlar S, N olacak. Bakın burada bir kere her mıknatısın aşağı doğru bir MG'si var arkadaşlar. Bakın burada da bir MG var. Ama burada S ve S birbirini ittiği için bakın yukarıya doğru F değeri var. Buna geldiğiniz zaman burada bir MG değeri var ağırlık. Artı bir de N ile S birbirini çektiği için arkadaşlar mıknatıslar arasında oluşan bir F değeri var. Şimdi TK dediğiniz değer bunların toplamı olacak. Yani MG artı F şeklinde bir değer olacak. Ama TL dediğiniz değere gelince burası MG eksi F şeklinde bir değer.
TM dediğimiz değerde direkt arkadaşlar MG değerinde mukayeseli halinde eşit olacak. Bunları sıraladığınızda TK'nın en büyük, sonra TM, en küçük de TL'nin olduğu şıkkı arayacağız. Buradan sorunun cevabını E şıkkı demiş oluruz. ÖSYM sınav sorusu 7. örnek. Bir masa üzerindeki pusulanın ibresiyle pusulanın etkilemeyeceği uzaklıktaki sürtünmesiz başka bir masa üzerinde serbest bırakılan çubuk mukatız, şekil 1'deki gibi birbirlerine paralel ve kuzey-güney doğrultusunu gösterecek biçimde duruyor. O zaman kuzey-güney doğrultusunu gösterecek şeklinde çubuk mukatız ve pusula duruyorsa arkadaşlar, şu pusulanın kırmızı olan tarafı N, burada da çubuğun X olan tarafı arkadaşlar N olacak demektir. Devam ediyorum şimdi. Çubuk mukatız şekil 2'deki gibi doğu-batı doğrultusunda ve batı yönünde masadaki pusulaya doğru yaklaştırılıyor diyor. Burada arkadaşlar şekilde küçük bir hatamız var. Bu çubuk mukatısın şu kısmı arkadaşlar orijinal soruda X, burası Y. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bakın burası mukatısın en kutbu. Şimdi burada arkadaşlar pusulanın en kutbu var. Bu iki kutup birbirini iteceği için bakın pusula şu yönde arkadaşlar sapmış olacak. Ya da pusulanın S kısmı arkadaşlar N'e doğru çekilmiş olacak. Bir miktar saat ibresinin tersi yönünde arkadaşlar dönmüş olacak pusula. Şimdi çubuk mukatası pusulayı etkileyecek kadar yaklaştırıldığında pusula ibresinin masa düzlemindeki hareket için ne söylenebilir diyor. O zaman saat ibresinin dönme yönünün ters yönünde bir miktar sapma olacak. Buradan sorunun çözümüne E şıkkı deriz. Örnek 8. Özdeş K, L çubuk mukatısları sürtünmesiz yatay düzlemde O noktasına eşit uzaklıkta şekildeki gibi tutulmaktadır. Buna göre O noktasından serbest bırakılan çelik bir bilya şekilde verilen noktaların hangisinin yönünde harekete başlar diyor. Burada çelik bilyayı mukatısın her iki kutbu da çekecektir. Ve mesafeler eşit ise arkadaşlar mukatısınlar da özdeş ise bakın burada K mukatısı bu yönde, L mukatısı da yine aşağı yönde kuvvet uygulayacak. Bu ikisinin bileşkesi yönünde buradaki demir bilye hareket edecektir. Yani harekete başladığı arkadaşlar doğrultu 3 doğrultusunda olmuş olacak. Ödev test 1. soruda K ve L çubuk mukatısları tavana asıldıktan sonra X mukatısı K'ya şekildeki gibi yaklaştırılıyor. K ve L şekildeki konumda dengede geldiklerine göre diyor. 1, 2, 3 bölgelerinde kutup işaretleri nasıldır? Şimdi X ve K birbirlerini itmeli. Çünkü K arkadaşlar bakın şekildeki gibi konum almış. L ile K da birbirlerini çekmeli. O zaman X mukatısının burası S ise bu ikisi birbirini itecekse arkadaşlar burası S burası N olmalı. O zaman diğer tarafta birbirlerini çekecekler bakın birbirlerine doğru kuvvet uygulamış bunlar. O zaman burası S burası arkadaşlar N olmalı. Buradan şıklara beraber bakalım. 1'e S dediniz bakın 1S. Daha sonrasında ise iki nolu kutup arkadaşlar N olacak. Buradan zaten diğerine bakmaya gerek kalmadan sorunun cevabını D şıkkı olarak buluyoruz. Ödev test 2. soruda özdeş X, Y, Z çubuk mukatısları özdeş yaylarla birbirine şekildeki gibi bağlanarak yaylarda kuvvet oluşmayacak biçimde sürtünmesiz yatay düzlemde 3 ayrı konumda tutuluyor. Buna göre 1, 2, 3 konumların hangilerinde Y mukatısı serbest bırakılırsa yaylarda kuvvet oluşur diyor. Burada arkadaşlar bakın X ve Z mukatısları bunu unutmayalım. Arkadaşlar bunlar sabit yani bunlar tutuluyorlar. Şimdi birinci şıkla beraber başlayalım. Bakın bunlar tutuluyor. Burada N ve S birbirini çekecek arkadaşlar. Yine bakın S ve N birbirlerini çekecek manyetik kuvvet var. Bu kuvvetler arkadaşlar karşılıklı eşit olduğunda bakın burada yaylarda herhangi bir kuvvet oluşmaz. Mesela ikiye baktığınız zaman N ve N bakın bu tarafa doğru iterken birbirlerini S ve S de karşılıklı itiyor arkadaşlar bakın. Şimdi dolayısıyla Y mıknatısına ortadaki mıknatısına bakarsanız karşılıklı kuvvetler var. Bu kuvvetler birbirini ötüleceği için yine yaylarda herhangi bir gerilme söz konusu olmaz. Ama buraya baktığınız zaman N ve S arkadaşlar bakın çekiliyor. N ve N de arkadaşlar itiliyor. Bunlar arkadaşlar aynı tarafa doğru kuvvet uygulayınca bakın şuradaki yay kesinlikle sıkışmış olur arkadaşlar. Sıkışır. Aynı şekilde bakın buradaki yay da arkadaşlar uzamış olacak. Yani uzar diyelim buna da. Uzar.
Burada yaylarda arkadaşlar kuvvet oluşmuş olur. Sadece üçte arkadaşlar burada oluşan kuvveti görüyoruz. Sorunun cevabını C şıkkı deriz. Ödev test 3. soruda düzgün türdeş yapılı bir çubuk mıknatıs tam ortasından asıldığında bir miktar eğilerek dengede kalıyor diyor. Burada arkadaşlar çubuk mıknatısları astığınızda bir miktar eğiliyorsa şurası arkadaşlar yeryüzü olsun. Ekvator bölgesinde olmayacak kesinlikle. Yerin manyetik alan çizgilerine arkadaşlar burada baktığınızda eğiliyorsa mesela diyelim ki en kutbu aşağı eğiliyorsa o zaman arkadaşlar sizin mıknatısınız kuzey yarım kürede olur bakın. Ama S kutbu arkadaşlar aşağı doğru eğiliyorsa o zaman da sizin mıknatısınız arkadaşlar buraya NS diyelim güney yarım kürede olacaktır. Şimdi etrafta manyetik özelliğe sahip madde olmadığına göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Burada mıknatıs yerin manyetik alanında dik olacak şekilde dengelenmiştir. Hayır. Arkadaşlar bir miktar eğiliyor diyor soruyor soruda söylüyor zaten. Sadece arkadaşlar tam kutup bölgelerine geldiğiniz zaman mıknatıs dik konumda olur böyle. Başka hiçbir yerde arkadaşlar dik olmaz, 90 derece olmaz. Bu ne diyorum? İkinci şıkta mıknatıs yerin manyetik alanına paralel olacak şekilde dengelenmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi yerin manyetik alan çizgilerinde mutlaka paralel doğrultuda oluyor bu mıknatıslar. Bu doğru bir bilgi olur. Eğer yere yakın uç arkadaşlar en ise o zaman bizim mıknatısımız kuzey yarım kürede olacak. Burada da onu söylüyor zaten. Bu şık da doğru olur. Dolayısıyla 2 ve 3'ün olduğu şıkkı E'de buluyoruz. Cevabı E şıkkı diyoruz burada. Ödev test 4. soruda ortalarından serbestçe dönebilen PR pusulaları ortalarında M mıknatısı ile şekildeki konumlarda durgundurlar. Buna göre mıknatıs ok yönünde döndürülmeye başlanırsa P ve R pusulaları hangi yönde dönmeye başlar diye soruda soruluyor. Burada mıknatısımızın bir kutbuna N bir kısmına S diyelim. Burada N'den S'e doğru manyetik alan çizgileri şekildeki gibi olacak. Ve bu manyetik alan çizgileri ile paralel bir şekilde pusulalar arkadaşlar aynı doğrultuda olacaklar. Burada pusulanın bakın bu kısımları S olacaktır. Çünkü N ile S birbirini çekecek. Alt kısımları ise pusulalarda NN olacak. Daha sonrasında siz bunu aldığınızda bakın şu konuma getirirseniz şöyle döndürdüğünüz zaman. O zaman şurasının değeri S de N ile S birbirini çekeceği için bakın bu pusula bu yönde dönecek. Yine aynı şekilde bakın burası N idi arkadaşlar. Burası da S bunlar da birbirini çekeceği için bu da bu yönde dönecek. Yani dolayısıyla dönüş yönleri arkadaşlar bunlarda 2 ve 4 yönü olmuş olacak. Dönüş yönleri 2 ve 4 yönleri burada B şıkkında gözlemleniyor. Buradan sorunun cevabına B şıkkı demiş olursunuz. Ödev test 5. soruda özdeş kale mıknatısları plastik bir masayı sabitlemişlerdir. Özdeş ve küçük X ya demir bilyeleri şekillerdeki konumlarında bırakılırlarsa hangi yönde hareket etmeye başlarlar diyor. Burada K X'i kendine doğru çekecek. L de X'i kendine doğru çekecek. Bakın bunların birleşkesi 3 doğrultusunda olacaktır. O zaman bir kere sorunun cevabında arkadaşlar 3'leri bir işaretleyelim. Burada K'nın manyetik alan çizgisine baktığınızda bu Y cismi tam olarak K'nın orta hizasında olduğu için bakın buradaki manyetik alan çizgisi tam burada paralel olur. Yani aşağı yönde olur. Aynı şekilde bakın buradaki manyetik alan çizgisi de yine burada arkadaşlar şöyle olacak. Bunların birleşkesi doğrultusunda yani 4 yönünde arkadaşlar Y'de harekete başlayacak. O zaman Y'nin hareket yönünde gösterince burada sorunun cevabında biz A şıkkı demiş oluruz. Ödev test 1. soruda çelikten yapılmış M cismi düşe tutulan kale mıknatıslarının arasında havada şekildeki gibi yatay olarak dengelenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Burada bu arkadaşlar çelikten yapılmış M cismini D mıknatısı aşağı doğru kendine doğru çeker. Aynı şekilde K mıknatısı da kendine doğru yukarı doğru çekecek. Ama aşağı doğru da bir MG var. B mıknatısı havada dengede kaldığına göre bu değerler birbirlerine eşit olmalı. Yani yukarı doğru kuvvetlerle aşağı doğru kuvvetler eşit olmalı. Yukarı doğru FK vardı. Bu değer MG artı F ile diğerine eşit olmuş olacak. Şimdi K ve L mıknatıslarının birbirine yakın kutupları ters işaretlidir diyor. Arkadaşlar burada mıknatısların kutuplarının ters işaretli olmasına gerek yok. Yani hangi kutup olursa olsun bu çelik birliği kendine doğru çekecektir. Dolayısıyla bu birinci şık olabilir de olmayabilir de kesin doğru değil. Şimdi K mıknatısının çekme gücünün değeri arkadaşlar L'den büyük olacak. Yani kutupların
kutuplarının gücü daha büyük olması lazım. İkinci şıkta diyor ki K mıknatısın kutup şiddeti L'ninkinden büyüktür diyor. Bu doğru arkadaşlar. Üçüncüsünde L mıknatısını çekerseniz yani şu F'le gittiğinde arkadaşlar FK MG'den büyük olacağı için bu çelik bile yukarıya K'ya yapışmış olur. L mıknatısı çekilirse M cismi K mıknatısına yapışır diyor. Bu da doğru olur. Buradan sorunun çözümünü 2 ve 3 yani E şıkkı demiş oluruz. Ödev test ikinci soruda aralarında D uzaklığı bulunan aynı boyuttaki X, Y, Z çubuk mıknatısları yatay düzlemde şekildeki konumda tutulmaktadır. Merkezdeki O noktasında mile takılı Y mıknatısı serbest bırakıldığında ok yönünde dönmeye başlıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Bu mıknatısların kutup şiddetlerini Px, Py, Pz diyelim. Burada bakın X ve Y SS kutupları olduğu için birbirlerini itecekler. Bu kuvveti Fx diyelim. Bu ikisi de birbirlerini çekecek. Burası diğerine de Fz diyelim. Burada Y mıknatısı ok yönünde döndüğüne göre o zaman Fx çarpı şuradaki mesafe yani X'in torkunun değeri daha büyük olur. Bundan dolayı da Fx kuvvetinin değeri Fz'den arkadaşlar büyük olacaktır. Yani X'in kutup şiddeti Px değeri büyüktür. Pz olur burada. Şimdi bu kuvvetleri yazdığınızda örneğin Fx değerini yazdığınızda burası orantılı olacak arkadaşlar. Kutup şiddetleri yani Px çarpı Py bölü D kare gibi düşünebiliriz. Yine Fz değerini de orantılıdır. Py çarpı Pz bölü D kare. Bakın burada y'ler ortak olduğu için bunları oranlarsanız bunlar mutlaka sadeleşecek. O zaman y ile ilgili arkadaşlar bir şey söyleyemezsiniz. Yani y'nin kutup şiddetleri X'den ve Z'den büyük de olabilir, bunlar eşit de olabilir, küçük de olabilir. Y ile ilgili burada kesin bir şey söylenmez. Şimdi sorunun şıklarına bakalım beraber. Birinci şıkta X mıknatısının kutup şiddeti Z'ninkine eşittir diyor. Hayır arkadaşlar. X'in büyük olacak. Y mıknatısının kutup şiddeti Z'ninkinden küçüktür. Bakın Y ile ilgili biz yorum yapamıyorduk. Bunlar olabilir. Soruda olabilirler istediği için sorunun cevap şıkkına D şıkkı demiş oluruz. Ödev test 3. soruda ormanda bulutlu bir gecede kaybolan bir araştırmacının yanında pusula bulunmaktadır. Araştırmacının kamp yeri ise araştırmacının doğusunda yer almaktadır. Araştırmacının pusula ile kamp yerini bulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapması gerekir diye soruda sorulmuş. Burada arkadaşlar bir harita bilgisi var. Harita bilgisinde arkadaşlar bir haritayı tam karşımıza aldığımızda baş tarafımız kuzey, ayak tarafımız güney arkadaşlar. Yani bir harita şöyle düşünelim. Burada sağ kolumuz doğuyu gösterir. Sağ kolumuz. Sol kol arkadaşlar batıyı, başımız kuzeyi göstermiş olur. Ayaklarımız ise arkadaşlar burada güneyi göstermiş olur. Şimdi bizim elimizdeki pusulayla arkadaşlar biz kuzeyi görüyorsak kendimizi kuzeye doğru ayarlayınca sağ kolumuz doğuyu gösterecek. Araştırmacının kamp yeri de doğuda olduğuna göre o zaman sağ kolunu gösterdiği tarafa doğru gitmesi lazım. Şimdi buraya bakalım. C şıkkında diyor ki pusulanın N kutbunu gösterdiği yöne dönüp tam sağ sürekli yürümelidir diyor. Bakın buradan sorunun cevabını C şıkkı olarak buluruz. Ama bu soru daha çok harita bilgisi bilmekle ilgili olan bir soru arkadaşlar. Ödev test 4. soruda iple tavana bağlı düzgün Z demir çubuğu X, Y çubuk mıknatısları ile şekilde konumda dengededir. Burada arkadaşlar bir bakın MG Z'nin ağırlığı var. Aynı şekilde X ve Z birbirlerini çekecek. Burasına FX diyelim. Bu ikisi birbirini çekecek arkadaşlar. Burasının diğerine FY diyelim. Bu ip gerilmesinin düşey bileşeni buraya T demiş olursanız bunun bir TY değeri olacak. Bu MG'ye eşit olur. Bir de sağ tarafa doğru TX değeri olur ip gerilmesinin. Buradaki FX dediğimiz değer Tx artı Fy değerine eşit olur. Yani X'in çekim gücü arkadaşlar Y'den daha fazla olmalı. Dolayısıyla X mıknatısının kutup şiddeti Y'den büyük olmalı. Şimdi yargılarından hangileri doğrudur diyor. 1. X mıknatısı bir yönünde çekilirse alfa açısı azalmaya başlar. Arkadaşlar X'i siz bir yönünde çekerseniz X'in çekim gücünün değeri azalacak. Fx azalacak. Azaldığı zaman burada arkadaşlar bakın bu değer küçülünce bu tarafta da değerlerde arkadaşlar bir değişiklik olacak. Yani ip arkadaşlar daha doğrusu buradaki Z demiri ok yönünde bir miktar ilerleyecek Y'ye doğru.
Buradan arkadaşlar alfa açısı azalmış olur. Bu şık doğru olur. İkincisine y miktarının kutup şiddeti x'inden daha büyüktür diyor. Bu yanlış arkadaşlar. X'in kutup şiddeti daha büyük. Şimdi y miktarının iki yönde çekilirse o zaman bunun çekme kuvvetinin değeri arkadaşlar azalacağı için buradaki z demiri ok yönünde arkadaşlar bir miktarda artmış olacak. Yani bir yönde hareket etmiş olacak. Alfa açısının değeri artmış olacaktır. O zaman bu şık da doğru olacak. Buradan 1 ve 3'ün olduğu cevap şıkkı E şıkkı. Sorunun çözümüne E şıkkı demiş oluruz. Ödev test 1. soruda özdeşik mıknatısın manyetik alan çizgileri şekildeki gibi modellenmiştir. Buna göre bir pusula K noktasına yerleştirilirse aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalır diyor. Burada K noktasındaki bakın bileşke bu manyetik alanları şöyle düşünebiliriz. O zaman burada arkadaşlar manyetik alanlar şekildeki gibi ise şu kısım arkadaşlar N, bu kısım S olacaktır. Yani bir mıknatısın manyetik alanına biz baktığımız zaman şekillenmesi N'den S'e doğru oluyor hatırlıyorsak manyetik alan çizgilerini. O zaman bir kısım N, bir kısım arkadaşlar S ise siz buraya geldiğinizde bir mıknatısı getirip koyduğunuzda bakın bu mıknatıs ya da pusula iğnesi arkadaşlar tam bu doğrultuda şekillenmiş olacak ve alt kısım arkadaşlar N, üst kısım S olacak. Burada buna uygun olan şıklara bakalım. Bu şık arkadaşlar D şıkkında var. Sorunun cevabını D şıkkı demiş oluruz burada. Ödev test 2. soruda 3 mıknatıs plastik masa üzerinde havada olacak şekilde yandaki gibi dengeleniyormuş. Mıknatıslarda K ve L kutupları göstermekte ve mıknatısların arasındaki uzaklıklar da A, B ile gösterilmektedir. Ödev test 2. soruda 3 özdeş mıknatıs plastik masa üzerinde havada olacak şekildeki gibi dengelenmiş. Mıknatıslarda K ve L kutupları göstermekte ve mıknatısların arasındaki uzaklıklar da AB ile gösterilmektedir. Buna göre KL kutup işaretleri ve AB uzaklıklar arasında ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye soruda sormuş. Bakın burada bütün mıknatıslar birbirlerine itmeli. Yani K mıknatısı arkadaşlar L'yi aşağı doğru itecek. L ile K'yı yukarı doğru itecek. Aşağıya doğru da arkadaşlar bu MK'nın ağırlığının değeri var. Yani MG değeri var. Daha sonrasında ise bakın burada K ve L'nin toplam ağırlığı aşağıya doğru burada MK artı ML olacak. Arkadaşlar burada en alttaki mıknatıs da bunları yukarı doğru itmiş olacak ki karşılıklı arkadaşlar bunlar dengede kalabilsin. O zaman K'nın kutbunun değerini arkadaşlar N demiş olursanız bakın bunun üst kısmının değeri birbirine iteceği için N. Alt kısmının değeri arkadaşlar S olmalı. Ya da bunların tersi olabilir. Yani burasına S derseniz S, burası arkadaşlar N olabilir. Ama burada bakın A mesafesinin değeri arkadaşlar daha büyük olacaktır. Çünkü sadece K'nın mıknatısı var. Dolayısıyla ağırlıktan dolayı arkadaşlar K'nın ağırlığından dolayı arada A mesafesi büyük. Şimdi B'ye geldiğiniz zaman hem K hem L'nin ağırlığı var. Bunlar özdeş mıknatıs zaten. O zaman ikisinin ağırlığından dolayı burada itme kuvvetinin büyük olması lazım. Yani B mesafesinin küçük olması lazım. Buradaki şıklara baktığınızda arkadaşlar bakın şurada K ve L'nin değerleri NS ve B değeri arkadaşlar küçük A büyük olacak. Buradan sorunun cevabını arkadaşlar A şıkkı olarak bulmuş olursunuz. Ödev test 3. soruda hale sürtünmesi sayılabilecek yatay düzleme özdeş KLM mıknatıslarında şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre HLM mıknatısını ok yönünde bir miktar iterse yargılarından hangileri doğrudur diyor. Burada bakın SSNN dolayısıyla bunlar karşılıklı birbirlerine arkadaşlar F kuvveti uygulayacaklar. Bunların büyüklüklerine F diyelim. Ve bunlar dengede yine arkadaşlar bakın şu aralarındaki uzaklıklar özdeş mıknatısı olduğu için eşit olmalı. Yani burası D kadar, burası D kadar olacak. Şimdi siz M mıknatısı bir miktar arkadaşlar iterseniz, diyelim ki bu X ilerledi. Arkadaşlar L değeri X ilerleyemez. Bu arkadaşlar X ilerlerse, bakın buradaki mesafenin değeri o zaman azalır. Yani K'nın L'ye itme değeri, F değeri burası artar. Ama bu X kadar gidince buradaki mesafe değişmez. Çünkü bu X geldi, diğeri de X gitti. Bakın şu D mesafesi yine sabit kalır. Sabit kalınca buradaki kuvvette bir büyüme söz konusu olmaz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani M'yi ittiğinizde bir miktar X kadar ittiğinizde L'nin yer değiştirmesi ittiğiniz miktardan daha az olacak.
Dolayısıyla bakın burada birinci şıkta diyor ki Lehman katısı da aynı miktarda ok yönünde ilerler. Aynı miktarda ilerlemez arkadaşlar, daha az ilerler. Kamuk katısının duvara uyguladığı tepki kuvveti, uyguladığı kuvvet artar diyor, doğru söylüyor. Çünkü L biraz arkadaşlar ilk mesela bir miktar kaydığında burada mıknatısların birbirlerini itme kuvveti arkadaşlar büyüyecek. Bunu dengeleyecek olan bakın diğer tarafta ne vardır? Duvar tepkisi. Bu değer de büyüyecektir. Çünkü duvar tepkisi de arkadaşlar büyüklük olarak yine F kadardır. İkinci şık doğru olur burada. Üçe baktığınızda M mıknatısının L'ye uyguladığı kuvvet artar diyor. Burada mıknatısların birbirinden uyguladığı kuvvet değeri artar. Sorunun cevabı 2 ve 3 olacak. Buradan arkadaşlar E olarak cevap şıkkını işaretlemiş oluruz soruda. Bir öğrenci özdeş iki çubuk mıknatısı eşit boylu iplerle tam tağ ortasından tavana asılarak dengelemiş. Buna göre mıknatıslar aşağıdakilerde hangisi gibi dengede kalabilir diyor. Şimdi arkadaşlar mıknatıslar birbirlerini itecekler ya da çekecekler bakın. Örneğin B'den başlayalım. Bunlar çekerse birbirini yani aralarında şöyle bir açı olması lazım. Bakın bu şekilde durması lazım. Ama burada dümdüz arkadaşlar koymuşlar. Yani böyle bir şeyin olması için bunların mıknatıs olmaması lazım. Dolayısıyla bakın B şıkkı olmaz. A şıkkına baktığınızda bunlar birbirlerini çekecek diyelim arkadaşlar. Bakın bu itmiş, bu da buna doğru çekilmiş. Böyle bir şeyin olma ihtimali arkadaşlar olmaz. Yani bu itecek, bu da bunu kendine doğru çekmesi lazım. Böyle bir denge durumu arkadaşlar mümkünatı yok. Bunu geçiyorum. Yine burada bakın karşılıklı bunlar birbirlerini çekiyorlarsa bunun böyle bir konumda olması lazım arkadaşlar. Düz duramaz burada. Çünkü ikisi birbirini çekiyor demektir. Burada arkadaşlar bu F kuvvetini dengeleyecek ters tarafa bir kuvvet yok. Dolayısıyla bakın bunda olma ihtimali yok. Burada arkadaşlar E şıkkı da olmaz. A şıkkı ile ters zaten böyle bir mantık yok. Dolayısıyla bunlar birbirlerini ittiklerinde arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi dengede kalabilirler. Burada F'ler var. Burada da ip gerilmelerin yatay bileşenleri var. Bu ip gerilmelerin TX'leri yatay bileşenleri F'leri dengeler. Dolayısıyla D şıkkındaki gibi burada mıknatıslar dengede kalabilir. Sorunun cevabına D şıkkı deriz.